Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Gmail SMTP ayarlarını kullanarak WordPress sitenize nasıl e-posta gönderirsiniz bunu anlatacağım. Kurumsal bir e-posta da kullanabilirdim ama ben Gmail kullanmayı tercih ediyorum. Daha kolay kullanımı benim için daha kolay oluyor. Admin paneline giriş yapıyoruz arkadaşlar. Eklentiler yeni ekle butonundan hemen eklentimizi yüklüyoruz. Arama kısmına WP SMTP yazıyoruz. Bu ilk sırada çıkan eklentiyi yüklüyoruz. Hemen eklentinin ayarlar kısmından ayarlarımızı yapmaya başlıyoruz. Ben eklentiyi daha önce kurmuştum, sonrasında silip tekrar kurdum. O yüzden bazı bilgiler kayıtlı kalmış. Şimdi aynı işlemleri tekrar yapacağım. Siz de buna göre kendi web sitenize bu eklentiyi kurup ayarları yapabilirsiniz. Buradan Google'u seçiyoruz arkadaşlar. Hemen altında müşteri ID'si ve müşteri şifresi var. Bu kısımları dolduracağız. Bunları almak için Google Cloud Console sitesine giriş yapıyoruz. Buradan bu bilgileri alacağız. Arkadaşlar Cloud Console'a girdiğimizde hemen yeni proje oluşturuyoruz. Proje adını yazıp yaratmak butonuna tıklıyoruz. Herhangi bir isim yazabilirsiniz buraya. Proje oluşturuluyor. Şimdi web sitemizle buranın eşleştirmesini yapacağız. API'ler ve hizmetler sekmesine tıklıyoruz. API ve hizmetleri etkinleştir diyoruz. Burada Gmail olarak arattırıyoruz. Gmail API kısmını seçip devam ediyoruz. Kimlik bilgileri oluşturuyoruz. Kullanıcı bilgisi. Sonraki diyoruz. Kaydet ve devam et. Buradan web uygulamasını seçiyoruz. Yeniden isim veriyoruz. Buraya web sitemizin linkini ekliyoruz. Alt kısımdaki URL'ye de eklentideki bize verilen linki ekliyoruz arkadaşlar. Buradan kopyalayıp oraya yapıştırıyoruz. Yaratmak butonuyla devam ediyoruz. Ve kimlik bilgilerini oluşturmuş oluyoruz. Buradan kimlik bilgilerini görüntülüyoruz. Şimdi eklentinin bizden istemiş olduğu müşteri ID'si ve müşteri şifresini oluşturmuş bulunuyoruz. Bunları kopyalayıp yapıştıracağız yerlerine.
Önemli bir nokta arkadaşlar. Buradan bir kullanıcı oluşturuyoruz. Hangi maili kullanacaksak onu buradan bu kısımdan oluşturuyoruz. Kullanıcı ekle deyip buraya mail adresimizi yazıyoruz. Kaydet butonuna iki kez basmamız gerekecek kaydetmesi için. Ve kullanıcı da oluşturuldu. Şimdi tekrar eklenti tarafına dönüyoruz arkadaşlar. Burada bulunan kırmızı butonu tıklıyoruz. Sonrasında alt taraftaki bu turuncu butonu tıklıyoruz. Bu kısımda Google hesabımızı seçecektik ama ben hata aldım. Muhtemelen siz almayacaksınız. Bunun nedeni daha önce ben bu eklentiyi kurduğum için silmeyi unuttum. Tekrar düzenlemesini yapacağım. Eğer böyle bir hata alırsanız da yaptıklarımı siz de tekrar edebilirsiniz. Tekrar eklenti kısmındaki ayarlara dönüyorum arkadaşlar. Setup butonunu seçiyorum. Gmail zaten işaretliymiş. Buradaki kullanıcı ID'si ve kullanıcı şifresi benim önceki kurduğum şifre ve ID. Bunları değiştirmem gerekiyor tekrar hesap kurduğum için. Gördüğümüz gibi şimdi hesap seçmemize izin verdi. Devam et diyoruz. Aşağı kısımdaki kırmızı butonu tıklıyoruz. Tekrar hesabımızı seçiyoruz. Devam et. Kaydet ve devam et diyoruz. Bu kısma mail adresimizi yazıyoruz. Kaydet, devam et. Lisans anahtarımız yok, ücretsiz kullandığımız için bu adımı atlıyoruz. Kurulum bitiyor. Arkadaşlar hemen bir test e-mail gönderiyorum. Siz de bu kısımda kayıtlı e-mailiniz çıkıyordur muhtemelen. Ben e-mailimi değiştirdiğim için tekrardan girmek zorundayım. Gönderiyorum. Ve işlem başarılı. WordPress sitemizde şimdi gelen ve giden mail ayarlarımız Gmail oldu. Hemen gelen kutuma bakıyorum. Gördüğünüz gibi ben başlıklı test mesajları gelmiş. Umarım bu video faydalı olmuştur Gmail'i WordPress'e eklemek için. Arkadaşlar soru ve önerilerinizi yorum kısmına yazarsınız. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir başka WordPress videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.